6 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasının basılması ve 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözler 20 Ocak'taki başkanlık devir teslimine çevrildi. Trump bu törene katılmayacağını açıklarken 20 Ocak'ta sokaklarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ulusal muhafızların konuşlandırılmasına başlandı. ABD medyasında yer alan haberlere göre 20 Ocak'a kadar 6.000'den fazla asker DC'ye gelecek. Gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. New York'ta pazar günü gösteri düzenleyen Antifa milislerinin Kongre baskınının arkasında olduğu belirtilen aşırı sağcı Proud Boys aleyhine sloganlar attığı görüldü. Bu sokaklar bizim, bu şehir bizim sloganları atılan eylem sırasında Antifa üyelerinin askeri teçhizatla donanmış ve ellerinde kalkan olduğu halde askeri düzen yürüyüş gerçekleştirdiği görüldü. Grup üyelerinin sık sık polisi hedef alan sözler kullandığı da sosyal medyada yayınlanan görüntülere yansıdı. Yüzlerce Antifa üyesinin katıldığı eylemde polisle aşırı sağ grupların işbirliği içinde olduğuna yönelik pankartlar da taşındı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi 11 Ocak 2021 19:48 tarihinde sona erdi. İfadeleri kullanıldı. Kısa süre içerisinde kaldırılan paylaşım dünya kamuoyuna bomba gibi düştü. Sitenin hacklenmiş olabileceği belirtilirken sosyal medyada istifa etmiş olabilecekleri yolunda yorumlarda yer aldı. Twitter'da dolaşan iddialar arasında sitedeki bu bilginin Trump karşıtı bir çalışan tarafından girildiği de öne sürülüyor. Yapılan açıklamada Trump'ın yardımcısı Michael Pence'in görev süresinin dolduğu açıklandı. Kısa süre içinde metin siteden kaldırıldı. Sitede Donald Trump'ın biyografisinin yer aldığı bölümde sadece başkanın görev süresinin dolduğu bilgisi kullanıldı. Sayfanın farklı zamanlarda en az 2 kez değiştirildiği aktarıldı. Dünya medyası, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bilgi istedi. Yetkili kurumlardan henüz bir açıklama gelmiş değil. BuzzFeed'in haberine göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sitedeki Trump ve Pence biyografilerinin değiştirilmesine ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verdi. BuzzFeed, olaya ilişkin bilgi sahibi diplomatlara dayandırdığı haberinde değişiklikleri hoşnutsuz bir personelin yaptığını aktardı. Diplomatlardan biri, kapalı sistemin hacklenmesinin imkansıza yakın olduğunu ifade etti. ABD Kongresi, 6 Ocak'ta başkanlık seçimi seçiciler kurulu oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp kongre binasına girmişti. Olaylara müdahale etmek üzere kongreye ulusal muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis, 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine Trump'ın görevden alınması ya da azledilmesi tartışmaları alevlenmişti. 6 Ocak Çarşamba günü Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek için toplanan Amerikan Kongresi'nin Trump yanlısı beyaz ırkçı gruplarca işgal edilmesi şok etkisi yaptı. Biden'ın başkanlığını tescil eden Cumhuriyetçi vekiller ve senatörler ise sıkı Trumpçılar tarafından görüldükleri yerde taciz ediliyorlar. Senato'da Trump'ın müttefiklerinden Lindsey Graham bunlardan sadece biri. Havaalanında Trumpçıların taciz ettiği Senatör Graham'ı polis korudu. Trump 20 Ocak'ta Biden'ın başkanlık törenine katılmayacak. Trumpçı grupların hain ilan ettiği ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise törene katılacağını duyurdu. ABD medyasına yansıyan kulis bilgilerine göre Pence'in törene katılma kararı Trump'ı fena halde kızdırmış. Kongre işgali, Cumhuriyetçi Parti'nin finansal çevresinde de büyük bir karmaşaya yol açtı. Cumhuriyetçilere bağış yapan şirketlerin ve iş adamlarının Trump'tan kopmaya başladıkları gözleniyor.
Birçok iş adamı ise sessizliklerini koruyor. 2022'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi tümüyle Senato ise 3'te 1 oranında yenilenecek. Kongre işgali Cumhuriyetçilerin bağış kaynaklarını daraltacak. Cumhuriyetçilere desteğiyle bilinen milyarder iş adamı Ronald Lauder da Kongre işgalcilerini ve teşvikçilerini ağır bir dille eleştirdi. Dünya Yahudi Kongresi Başkanı olan Lauder, Trump'ın hem yakın arkadaşı hem önemli bir bağışçısıydı. Birçok iş adamı ve şirket itirazcı kongre üyelerine bağış yapmayacağını şimdiden ilan ediyor. Bağışçılarını kaybedenler arasında Biden'a itiraz dalgasının başını çeken senatörlerden Ted Cruz ve John Hawley de var. Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya şirketi Trump ve bazı cumhuriyetçilerin hesaplarını askıya aldı. Irkçı gruplara platform sağlayan şirketler de benzer bir karar aldı. Bir yayın evi ise Senatör Hawley ile yaptığı kitap sözleşmesini iptal etti. Öte yandan cumhuriyetçiler arasında medya bölünmesi yaşanıyor. Trump ve çevresi yeni mecralar peşinde. Fox News, Trump nezdinde itibarını kaybetti. Fox News'u terk eden Trumpçılar, Newsmax ile One America News kanallarına yöneliyorlar. Her iki kanalda Trump'ın seçimleri çaldılar iddiasının en sıkı savunucusuydu. Trumpçı gruplara yataklık eden bazı sosyal medya platformlarının kapatılması da yeni mecra arayışlarına yol açıyor. Kongre işgaliyle ağır yara alan cumhuriyetçiler, Trump'ın siyasi geleceği konusunda ikiye ayrılmış görünüyor. Ancak cumhuriyetçilerin parti organı olan Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanlığı'na Trump'ın desteklediği Ronna McDaniel seçildi. Partinin eş başkanlığına ise Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın yakın arkadaşı Tommy Hicks getirildi. Trump, Amerikan tarihinde Biden'dan sonra en fazla oy alan ikinci başkan adayı. Parti, Trump'a oy veren 74 milyon seçmeni bir arada tutmak istiyor. Diğer yandan, Kongre işgalinin Trump seçmenlerinin siyasi sadakat duygularında ciddi bir etki yapmadığı yönünde gözlemlere dikkat çekiliyor. Bir diğer ilginç gelişme ise Kongre işgaline iştirak eden gruplarla ilgiliydi. Sosyal medya ortamlarında dile getirilen görüşlere göre işgalciler de Trump tarafından ihanete uğradıkları hissi yaşıyorlar. Sebebi geç de olsa Trump'ın işgalcileri kınaması ve barışçıl geçişe hazır olduğunu açıklamasıydı. Trump tarafından Washington'a davet edildiklerini savunan eylemciler Trump'ın evinize dönün mesajıyla büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar. Yoğun bir tepkiyle karşılaşmış olmalarına rağmen Kongre işgalcisi gruplar pes etmiyorlar. 20 Ocak'ta gerçekleşecek olan başkanlık törenleri için endişeli bir bekleyiş söz konusu. Bazı sosyal medya forumlarında Trumpçı radikaller 19 Ocak'ta daha kalabalık ve daha bilenmiş olarak Washington'a ineceklerini ilan ediyorlar. Silahlı geleceklerini duyuranlar bile var. Trumpçı kitle yeni bir Amerikan gerçekliği. Analizcilere göre Amerika artık üçe ayrılmış bulunuyor. Trump'ın popülist söylemlerinin coşkulu alıcısı olan beyaz Amerikalı işçiler, hem Demokrat Parti'nin hem de Cumhuriyetçi Parti'nin ana akım kanallarına duydukları öfkeyi Trump'a destek vererek ifade ediyorlar. Trump siyasetten el çekse bile bu kitle mevcudiyetini koruyacak. Bunun için Trump'sız Trumpçılık deyimi bile kullanılıyor. Demokratlar da ana akım cumhuriyetçiler de bu kitle ile nasıl baş edeceklerini kara kara düşünmeye başladılar.